Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da. Günaydın sevgili seyirciler. Para Rotası'nda birlikteyiz ve bugün ben Figen Özavcı'nın konuğuyum. O bana soracak, ben cevaplayacağım. Günaydın hocam. Günaydın, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Figen, seninle yaklaşık 2 gündür telefonla konuşuyoruz, 2-3 gündür. Evet. Piyasalarda böyle gariplikler oluyor. Evet. Ve ben sana soruyorum çünkü sen piyasayı çok inanılmaz yakından izliyorsun. Bütün yabancı yatırımcılara da işlem yapıyorsunuz. Ne olup bitiyor ben anlamıyorum ekrandan. Yani grafiğe baktığım zaman çok da hani evet bir satış geliyor, bir şeyler oluyor falan ama arkasındaki hikayeyi bir türlü bulamıyoruz. Ancak hani sizler gibi piyasanın içerisinde bir fiil o yabancıların ordinalarını yerine getiren arkadaşlara dönüp soruyoruz ve bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Ve dün bilmiyorum, sana bir şey soracağım. Dün piyasa açılmadan önce ne bekliyordun? Sanayi üretimiyle ilgili yok, mi? Yok yok, hayır. Yani piyasa açılmadan önce borsanın nasıl açılmasını bekliyordun? Ya borsada son dönemde hocam şöyle garip hareketler oluyor. Bir dün şeyin haberi vardı. Ereğli'de bir satış haberi vardı. Haber vardı. O nedenle büyük bir ihtimalle sanayi endeks hani baskılanarak açılır diye tahmin etmiştik. Çünkü seanstan önce haber ekranlara düştü. Ama şöyle garip hareketler var. Mesela özellikle bankacılık sektöründe, yani Garanti Bankası'nda son dönemde biz çok yoğun satış görüyoruz. Şimdi bankacılık sektöründe endekste bankacılık sektörünün ağırlığı da inanılmaz olduğu için ve bu hisse aralıksız neredeyse herhalde 10 gündür çok ciddi bir satış yiyor. Viyom'un açılışını da etkiliyor. Çünkü insanlar şeyi düşünerek pozisyon alıyorlar. Yine bugün işte Garanti Bankası'na satış olur herhalde şeklinde pozisyon alıyorlar. Yoksa şu an ortam Borsa İstanbul'un gitmesi için bence oldukça müsait. Fakat dediğim gibi dün Ereğli'ye özel bir haber durumu vardı. Sonra ikinci seans o da bir miktar sakinleşti. Ama son 10 gündür yaklaşık hani bankacılık sektörünün genelinde bir satış vardı. O satış kesildi. Hatta alıma döndü. Özellikle ihalelerden sonra biz bankacılık sektörü endeksinde alış da görüyoruz şu anda. Fakat nedense Garanti Bankası hissesinde son 10 gündür yani böyle aralıksız hem de son dönemde gördüğümüz en sert satışlar. Yani satış ordinosu geldiği zaten anda zaten bütün piyasayı günde, o aşağı çekiyor, öyle değil mi? Aynen öyle. Yani günde 10 milyon not hani bir tahta için çok sert bir satış. Tabii. Ben şey diyeceğim. Yani dün ben açılış öncesinde direkt olarak hani piyasa baktım dışarıya. Hindistan %1'e yakın yukarıda. Evet. Asya %1'e yakın yukarıda. Ondan sonra hani Amerikan vadelileri o kadar olumsuz değil, en azından artı da falan. Hani bizim piyasa da yukarı yönlü açılacaktır diye bekliyorum. Sonra yayındaydık. O sırada bakıyorum. VOP hızla aşağı açıldı. Herhalde evet. Dedim bir haber var. Haberleri bulmaya çalışıyorum. ArcelorMittal satışını gördüm. Ama zaten bilinen bir şeydi. Hatta ben şöyle düşündüm. ArcelorMittal'in satışı bitirmesi, yani bu işi sonlandırması piyasaya olumlu tepki verir. Hatta Ereğli'ye olumlu tepki verir diye düşündüm ama sonra fiyatı gördük. Yani yaklaşık 7.28-7.30 evet. civarından ArcelorMittal satmış. Ereğli'de 7.44'ten 7.32'ye kadar geriledi. Sonra 7.36 civarında, pardon 2.44'ten 2.32'ye geriledi. Nereden çıktıysa bu 7.36. Allah mı söyledi? Ereğli 7 mi olacak? İnşallah. Şimdi şey diyeceğim. Genel olarak olumu bekliyorum ama hadi tamam onunla satış yedik. Evet. Sonra piyasa toparlayamıyor bir türlü. Arkasından öğleden sonra Garanti'ye bir satış geldi. Ve o bir aşağı çekti. Ama diğer bankalara baktığımda hani hepsi o kadar olumsuz değildi. Fakat ben şuna da yormaya başladım. Dün orta vadeli program açıklandı biliyorsun. Evet. Sayın Babacan orta vadeli programı açıkladı. Hani orada mı bir şey çıkacak? Hani acaba bankaların aleyhine bir şeyler bir düzenlemeler mi var, evet. Çıkacak diyordum. İstersen bu konuda 2 tane haberimiz var. Sayın Babacan'ın hem yeni orta vadeli programdaki hedeflerini bir dinleyelim. Arkasından bir de bu kredi kartlarıyla ilgili uygulamayla ilgili bir haberimiz var. Önce sevgili seyirciler bu haberleri bir izleyelim. Onun üzerine konuşacağız. 2013 için revize ettiğimiz ve bugün itibariyle beklediğimiz büyüme oranı %3.6. 2014'te
Bu büyüme rakamının biraz toparlanıp %4'e ulaşacağını öngörüyoruz. 2015 ve 2016 yılları içinde %5'lik büyüme hedeflerimiz var. Birinci önceliğimiz değerli arkadaşlar önümüzdeki 3 yıl boyunca cari açığı azaltmak. Bunu yapmak için yurt içi tasarrufları artırmak, mevcut kaynakları üretken alanlara yönlendirmek ve ekonominin verimlilik düzeyini yükseltmek önemli çalışma alanlarımız. Yine bir başka önemli hedefimiz enflasyonu düşürmek. Yani hem cari açığı hem enflasyonu düşürmek önümüzdeki dönemde temel önceliklerimiz. İşsizlik oranına baktığımızda önümüzdeki 3 yılda yine tedirici bir düşüşü, bu yıl %9,5'a ulaşacağını öngördüğümüz işsizlik oranının dönem sonunda %8,9'a düşeceğini beklemekteyiz. Bugün itibariyle baktığımızda yıl sonu enflasyon beklentimiz %6,8. Bu yıl başında öngördüğümüz hedefin biraz üzerinde ama özellikle Türk lirasındaki değer kaybı ve enerji fiyatlarındaki gelişmenin bunda etkili olduğunu görüyoruz. Yine geçen sene Eylül ve Ekim aylarındaki vergi ayarlamalarının hala bunun etkisi bu rakamların içinde. Dolayısıyla yıl sonu itibariyle yıl sonuna geldiğimizde %6,8'lik bir enflasyon öngörümüz var. Gelecek yıl için %5,3, 2015 ve 2016 yıllar için de %5'lik enflasyon hedeflerimiz geçerli. Evet sevgili seyirciler, Sayın Babacan orta vadeli programdaki yeni hedefleri açıkladı. Sen yeni hedefleri nasıl buldun? Daha şey anlamında, gerçekçilik anlamında. Hocam şöyle söyleyeyim, aslında orta vadeli programda özellikle enflasyon biliyorsunuz bizim yıllardır, yani biz hep hedef veriyoruz ve bu hedefe çok da yaklaşamıyoruz. Ama orta vadeli programın açıklanması şu açıdan önemli. Bizim yazılı dokümanlarımız her zaman yurt dışına bizim sunduğumuz şeyler. Yani bir orta vadeli programımızın bizim olması gerekiyor. Orta vadeli programda hedeflenen rakamlarında gerçeğe yakın olması ve tutturulabiliyor olması lazım. Son yıllarda biz enflasyon konusunda özellikle çok da başarılı olduğumuz söylenemez. Ama hala böyle 5'lere yakın hedeflerde de aslında ısrarlıyız. Sadece ben şunu söyleyeyim hocam. Orta vadeli programı hani ben baktığımda büyümede bir revizyon gördüm. Yani Türkiye'nin bence bu yılki ya da işte son çeyrek ve ondan sonrasının en önemli şeyi büyüme. Çünkü şeylere bakarsanız eğer mesela derecelendirme kuruluşlarının raporları dahil pek çok raporda. Yani Türkiye büyümek zorunda. Çünkü Türkiye öyle bir kredi hacmine ulaştı ki bu kredi hacmini çevirebilmesi için Türkiye'nin büyümesi lazım. Eğer büyümezse bu sefer işsizlik ve otomatik olarak bir finansal risk teşkil ediyor. Şu an çünkü referans kredi oranlarımız oldukça yüksek. Zaten dün Sayın Bakan'ın açıkladığı tedbirler de aslında biraz bu tehlikeyi azaltmaya yönelik bir takım tedbirler açıkladı. Ama şöyle söyleyeyim, yani ben kredi hacimlerine baktığımda Türkiye bu şeyi çevirebilmek için büyümek zorunda. Şimdi 2013 3.6 olarak revize edilmiş. Evet. 2014 4. 2015 ile 2016'da büyümeyi 5 yapmaya çalışacaklar. Fakat bir yandan da cari açığı 7.1'den aşağı doğru 5.2'ye kadar çekmek istiyorlar. Diğer taraftan enflasyonu işte %8'li seviyelerden %5'e kadar bu 3 yıllık vade içerisinde düşürmek istiyorlar. Şimdi hedefler güzel ama çelişkili bana göre. Normalde cari açığı 5.5'a çektiğinde enflasyonu da elbette ki düşürürsün ama %4-5 büyümeyi yakalamak neredeyse imkansız. Diğer taraftan Sayın Babacan'ın aslında dün orta vadeli programda benim direkt artık hani gördüğüm en radikal diyebileceğim veya en böyle etkileyecek karar bu kredi büyümesi konusunda çok ciddi önlemler alacaklar olması. Yani evet. Çok net söylüyor. Üretim ihracata gidecekse kredi oraya aksın ama tüketici tarafına kredi konusunda vermeyelim. Yani onu ne kadar kısabiliyorsak kısalım. İşte 4 aylık limit getirildi. Hani 4 aylık maaşın veya gelirinin 4 aylık miktarını geçemeyecek kredi kartı limiti. Ayrıca 100 tane de kredi kartın olsa o yine onu geçemeyecek. Ben yalnız bir büyük çelişki var biliyor musun? O da şu.
Dün ısrarla cari açık ve tasarrufa vurgu yapıldı. Tasarruf artması gerekiyor. Tasarrufların artırması, biz Sayın Babacan o kadar açık ve şeffaf bir şekilde anlatıyor ki, Hindistan'ın bile diyor %35'ten tasarrufları %30'a indikleri için onlar üzülüyorlar. Biz 12.2'yiz ve burada tasarrufları arttıramazsak bu aynen birebir cari açıktır. Zaten öyledir. Özel sektör tasarrufu artı kamu tasarrufu eksi yatırımlar eşittir cari açık. Yani ne kadar tasarruf açığınız varsa o kadar aynı zamanda cari açığınız var. Şimdi bu ne perhiz, bu ne lahana taşıyoruz. Şimdi Sayın Babacan'ın şeye katılıyorum. Bütün krizlerin sebebi borçlanmadır. Yani gereksiz, lüzumsuz borçlanmadır ve tüketmektir. Borçlanarak tüketmektir. Tebrik de ediyorum. Yani bu krediler kısılmalı. Ama ben şunu söylemeye çalışıyorum. Piyasayı etkileyen olumsuzluklardan bir tanesi bence Figen şey... Yani bankaları sıkıştıracak bu durum. Şimdi BDDK'nın bir çalışması daha var. Yani o konuşuluyor. Ayrıntısını bilmiyoruz ama bu işlem komisyonlarına da ciddi bir tırpan gelecek. Banka karlarında bayağı bir daha önceye göre geri çekilme olacak. Hani bankalar şey yapsın. Piyasayı bu etkiliyor. Yani o bankalara o yüzden satış geliyor olabilir. Ne bileyim, belki kamu bankalarına çok gelmiyor ama orada da biliyorsun katılım bankası kuracaklar. Hani kamu bankaları da katılım bankası falan kuracak. Ondandır. Benim vurgulamak istediğim tasarruf, orada olsaydım Sayın Babacan'a şunu sormak isterdim. Hani tasarruf oranından bu kadar şikayet ettiniz, nasıl arttıracaksınız? Yani tamam, teşhis belli, nasıl arttıracaksınız? Bu faiz politikasıyla mı artacak? Yani reel faizler negatifken tasarrufun artmasına imkan var. Bu nerede görülmüş? Böyle bir şey yok. Yani böyle bir dünya yok yani. Ondan sonra tabii bizim adımız faiz lobicisine çıkıyor. Bugün bankada parası olup da ne kadar parası olup da faiz alan veya faiz almıyorsa bile katılım bankasında bile olsa, ki biliyorsun katılım bankalarının oranları da kar payı dağıtımları da faize çok yakın seyreder. Çünkü piyasa şartları orada gerçekleşir. Nerede olursa olsun tasarruf edebilmesi için bir insanın normalde getirisinin enflasyonun üzerinde olması lazım. Yani minimum enflasyon beklentisinin üzerinde olması lazım. Bu yüzden bence en büyük sakatlık tasarruf oranları arttıracak, nasıl arttıracağı belli değil. Tamam, BES'e katkı yapıldı ama BES'i ben hesabını yapıyorum. Yılda en fazla 5 milyar lira, 10 milyar lira civarında bir tasarruf yapılabilir. O anlamda bence orada açıklayamadılar. Yani tasarrufun nasıl artırılabileceği konusunda. Şimdi zaten yıl sonuna kadar faizler hiçbir şekilde oynanmayacak onlarla. 2014'e girdiğimizde faiz politikası değişecek mi, o konuda bir ipucu da verir mi? Yani piyasanın hala o konuda çok kafası net değil. Evet, ben hani onunla ilgili kendi görüşlerimi söyledim ama sen piyasayı da olumsuz etkileyen şeyin, aslında dün olumsuz etkileyen şeyin o açıklanacak bankaların gelirlerine tırpanın olduğunu düşünüyorum. Ne diyorsun? Aslında hocam orada katılıyorum ama mesela kamu bankaları çok etkilenmedi dünkü. Etkilenmiyor. Evet. Yani orada bir ayrışma var. Yani habere istinaden daha doğrusu aslında biz bu haberin tamamını seanstan sonra gördük. Yani çok da fiyatlama olduğu söylenemez. OVP mi? Orta vadeli program ben akşam. Ben zaten hayır, o orta vadeli program daha açıklanmadan önce ben piyasanın o konuda bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. O yüzden dün artamadı piyasa. Yani dün eğer piyasa dünkü şartlarda artması gerekiyordu. Faiz düşüyor. Dolar düşüyor. O sırada borsa da düşüyor. Bunu ne olabilir? Sanayi üretimi açıklandı, beklenti realize oldu, gitmez. Tamam, zaten o etki düşürmez artık diyorsun. Başka ne olacak diyorsun. Bir bakıyorsun bankalara satış geliyor. O zaman diyorum ki OVP'yi zaten bir kişi hazırlamıyor ki. Yani evet, bir büyük bir kurul var. Yani OVP'nin içerisindeki şeylerden ben piyasanın haberinin olduğunu düşünüyorum. Yani dün o yüzden şey yapmadı, piyasa almadı diye düşünüyorum. Yok hocam, yok. Bence artık Garanti Bankası'na özel durum sormalılar. Çünkü sadece onda satış var. Yani ben her gün biz şeylere bakıyoruz. Aracı kurum dağılımları, işte takaslar vesaire. Ya onlara baktığımızda diğer mesela şirketler için aynı durum söz konusu değil. Sadece Viyof ve buna özel bir durum var ve bence artık hani özel durum açıklanması gereken bir noktaya da bence ulaştık. Yani hani çok ciddi bir satış var ve tüm piyasayı baskı altına alıyor. Bak şimdi Garanti Bankası'nın ortaklarına bakıyorum şimdi, tamam mı? Doğuş Holding'in %20.41 payı var. Doğuş Araştırma, Geliştirme ve Müşavirlik Hizmetleri'nin %3.80 payı var. O Doğuş Nakliyat Öneri. Banco Bilbao, Vizcaya
Argentina bilmem vesaire diye bir şey var. Arjantin Bankası'na, BBVA. Onun %25 payı var. Bir de diğer ortaklar diye bir şey var. Yani halka açık kısım herhalde %50.76. Şimdi 50.76 da oldukça yüksek bir oran. Diğer ortakların içerisinde belki %1, 2, 2, 3, 5 vesaire diye şey de vardır ama bireylere ait şeyler de vardır ama şimdi bu %25'lik payından daha önce biliyorsun Garanti Bankası hisselerini şey satmıştı. General Electric. Buradan acaba bir satış mı gelecek? Yani onlar da mı satmayı düşünüyorlar? İşte bunu işte biz hani İMKB eğer bir özel durum açıklaması isterse, çünkü şöyle bir şey var, şimdi Garanti Bankası 9,5 FK'larda. Evet. Ya bu Borsa İstanbul'un hani bizim şey dediğimiz, lokomotif dediğimiz hisselerinden bir tanesi. Şimdi eğer biz bu hafta hazine ihalelerinde çok ciddi bir talep görüp eğer 10 yıllıklarda dahil olmak üzere eğer tüm faizlerimiz bizim aşağı geliyor ve eğer bu bankacılık sektörüne alış getirmiyor ve sadece tek bir hissede çok yoğun bir satış alıyorsa bu kesinlikle bence özel durum açıklaması gerektirir. Yani sorulması gerekir şirkete. Yani çünkü neredeyse hocam 40-50 milyonluk satış var. Yani hani Borsa İstanbul için bu piyasayı bayağı baskılıyor. Evet. Piyasayı bayağı baskılıyor. Peki burada şeyin de etkisi olabilir mi? Biliyorsun Atilla Yeşilada'nın bugün dün zannedersem yazmış. Hani bu biliyorsun sermayenin de Ergonokon işte o 28 Şubat'ta katkısı olan sermayenin de işte araştırılacağı vesaire. Sayın Başbakan bu konuda zaten söyledi. Savcılar niye oturuyor, niye duruyor, bunlar niye araştırılmıyor şeklinde. Biliyorsun Koç grubu hisselerine de şirketlerine de şey var. Bayağı bir inceleme vesaire var. Hatta bir tane şirket, daha önce Koç'un olan bir şirkete direkt o şirketin pazarlama müdürü yani bölge müdürü anlattı. Vergi memurları geliyor, siz Koç grubu değil misiniz diyorlar. Yok değiliz deyince gidiyorlar. Öyle bir durum da olmuş. Şimdi yani şunu söyleyeceğim. Böyle bir durum varsa Atilla Yeşilada eğer haklı çıkarsa yani gerçekten yabancılarla görüşüyor. Yaklaşık 100 tane yabancı fonla görüşüyorum diyor. Normalde şu an bu işin içerisine bir miktar böyle siyaset vesaire girecek olursa onun piyasalara ciddi bir şekilde acaba orada mı tedirgin oluyorlar? Sen öyle bir koku alıyor musun? Ya soruşturmalar bir ara Hatta Can bu yayında da konuşmuştuk biz. Evet. Özellikle mesela dolar ayağında da olsun, sermaye piyasaları tarafında da olsun. Ya her zaman sonuçta evet. Burası serbest piyasa. İnsanlar evet. Alım satım yapmakta özgürler. Bunu çok soruşturması yabancıları ya da en azından yatırımcıları rahatsız eder. Bir dönem o bir tedirginlik yarattı. Ama bugüne geldiğimizde biz o tedirginliği bir miktar atlattık. Yani en azından Borsa İstanbul tarafı için o tedirginliği atlattık. Ama hani böyle özellikle sadece bir tarafta yoğunlaşması dediğim gibi bizim sonuçta sorgu mekanizmalarımız var. İMKB hani bir şekilde sorabilir. Hani bu açıklama bence istenmeli diyeyim ama şeyi söyleyeyim. O bir dönemde hocam onu Borsa İstanbul atlattı. Yani özellikle şeyden sonra atlattı. Şimdi borç tavanı ABD tarafında borç tavanında bir türlü müzakere edilememesi ve uzlaşı çıkmaması sonucunda Fed'in insanlar artık tahvil azaltımını bayağı bir öteleyeceği izlenimi var. İşte bugün Fed Başkanı yılını açıklayacak Obama büyük bir ihtimalle akşam. Hani belirsizlikler ortadan kalkıyor. Şu an ABD'nin kapanmış olması her ne kadar onlar için kötü ama büyümeye sekte vurması ve Fed'i durdurması adına gelişmekte olan ülke piyasalarına olumlu ki mesela Hindistan'daki yükseliş, işte kurların geri çekilmesini biz tamamen buna bağlarken sadece böyle bir tane bir şey hani orada dikkat çekiyor. Yani bunu bir sormak lazım. Hani burada ne oluyor? Evet, onu bir sormak lazım. Reklam arasından sonra onu biz soralım. Biz Figen kısa bir aradan sonra birlikteyiz sevgili seyirciler. Yol gösteren Kobi Bankacılığı Bank Asya'da. Evet, para rotası devam ediyor ve Murat Turan bir katkıda bulunmuş. Diyor ki tasarrufu fakir insanlar mı yapacak diyor. Tasarrufu zengine nasıl yaptıracaksınız? 180 santimetrim televizyon, son model arabalar, cep telefonları, gel bize tasarruf yap de. Tabii hocam. Evet, bence %100 doğru, kesinlikle zaten insanlar aldıklarını harcıyorlar veya yetmediği için kredi kartı kullanmak zorunda kalıyorlar.
Ama şeyi de söyleyeyim hocam, yani radikal tedbirler orada ben katılıyorum. Yani biz çok ithal ediyoruz. Yani insanların böyle cep telefonu değiştirme hızı inanılmaz. Ya benim bir cep telefonum 5 yıllık falan ya. Evet. İnsanlar böyle bakıyor. Ya hoca senin de cep telefonu böyle ya, hissediyorsun. Şeyde bakışından böyle. Hissediyorsun ha. Evet. Bakışından hissediyorsun. Bana da öyle bakıyorlar hocam benim telefonumda. Bakışından hiç. Ha, hiç yakışmıyor. Yani hiç aynen, orada aynen. Bilmem ne görmek. Çünkü hani ben şey... telefonu sadece telefon olarak kullanıyorum. Tweet, internet vesaire hiçbir şekilde kullanmıyorum. Kullanmak da istemiyorum. Şeyi söyleyeceğim hani o tasarruf, mesela işin bir tasarruf ayağı var, bir de tedbir ayağı var. Ya şimdi mesela dün Sayın Ali Babacan'ın açıklamalarında tedbir ayağından da bir şekilde bahsedildi. Ama şöyle söyleyeyim, yani toplum o kadar krediye yayılmış durumda ki şimdi bazı şeylerde, bazı vakalarda çok kesin şey alamazsınız, tedbir alamazsınız. Çünkü sizin orada çok katı aldığınız tedbirler ekonomide ve hakikaten mini bir kriz evet yaratabilir. Çünkü bu insanlar mesela 5 tane bankaya borçlanmış. En azından 2 tanesinden kredi yeniden yapılandırması şey yapıyor. Siz de bir anda çıkıyorsunuz ekonomiden sorumlu bakan olarak diyorsunuz ki ben bunlara tedbir getiriyorum. İşte yarısını kesiyorum. Hani bu kadar katı, agresif tedbirler burada bu alanda alınamaz. Hani bir bunu görmek lazım. Yoksa ama hani, bence onlar doğru. Yani şu insanların normal harcamasını... Hafif bir, hani böyle hafif bir şey yapılan evet. Adımlar doğru. Şeyi anlatmak istiyorum. Hani orada çok katı bir anda mesela herkes oturduğu yerden, yani Sayın Ali Babacan da görüyor. İşte ben de görüyorum, siz de görüyorsunuz hocam. Çok net tedbirler alınabilir orada. Ama o tedbirleri aldığınızda yan etkileri çok ciddi olabilir. Ama zaten Babacan onu söyledi ya. Bankacılarla evet. Oturduk konuşuyoruz. Yan etkilerini minimize edecek evet. Şekilde ayarlama yapıyoruz dedi. Yani mesela işte sorunlu zaten... kredilerde şimdi bankacılık sistemi çok ciddi bir kredi dağıtımı yapmış. Şimdi siz bu tarafı baltalarsanız eğer, bunların geri ödenmemesi, bu sefer büyümeye yani finansal sektöre bir yan etkisi var. Bir de büyüme tarafında çok ciddi bir etkisi olacak. Bir böyle hafif minik krize, o yüzden hani bu geçişi bence mümkün olduğu kadar yumuşak yapmaya çalışıyorlar. Evet, bu arada soru da var. Handan, özellikle Twitter'dan bir izleyicimiz. Halkın bankalara 1 trilyon borcu var. Türkiye'de toplam fiziki para 70 milyar. Bunu nasıl okumalıyız diyor. Çok riskli. Ya tamam, hani şimdi bizim bu riskli dememize bu değişmiyor. Bir de böyle bir şey var. Hocam aslında siz söylediniz. Ya şimdi biz genç bir nüfusa sahibiz. İş talebimiz inanılmaz kuvvetli ve düşük faiz ortamımız var. Şimdi bunlardan herhangi birinin şimdi genç nüfusumuzla nüfusu azaltamayacağımıza göre demek ki bu dağıttığımız bol likidite tarafında bir musluk kısmımız gerekiyor. Biraz önce aslında siz birinci yarıda söylediniz, yani faiz arttırmadan tasarruf nasıl artabilir? Olamaz. Olamaz. Musluğu kısmak için bu sefer faiz tarafında bir aksiyon almanız lazım. Şimdi dün gelen sanayi üretimi rakamları ve büyümeye baktığımda da ben Merkez Bankası'nın çok alanı olmadığını da düşünüyorum. Hani 6.75-7 referans faizinden bahsediyorum. Politika faiz 4.5, o zaten o çok saçma yani bir yerde duruyor. Ama çok büyük bir alanı yok. Çok da kımıldayamaz Merkez Bankası. Büyüme tarafına sekteye vurduramaz. Şimdi siz bu taraftaki musluğu kısmazsanız genç nüfusa da bir şey yapamayacağınıza göre iç talep kuvvetli bizim tarafta. Hani bunu teşviklerle işte kriz yaşayana kadar gideriz. Aynen öyle. Yani teşviklerle ancak başarmaya çalışırsınız. Onun da etkisi mutlaka kısıtlı olacaktır. Yani müthiş böyle evet. Mucizevi bir etkisi olmayacaktır. Ben Handan Hanım'a sadece şunu söyleyeyim. Şimdi bu toplam fiziki para 70 milyar ve 1 trilyon borç var. Bunu nasıl okumalıyız derken şöyle teknik bir bilgi vereyim. Bir para yaratma mekanizması vardır sistemin. Yani sistem kendisi para yaratır. Yani para dediğimiz şey aslında kredidir de. Ben eğer 1000 liram varsa bankaya yatırmışsam, banka bunun işte %10'unu karşılık olarak ayırır. Bu 910 lira kalır. 910 lirayı birine kredi olarak verir. Bu krediyi alan kişi bunu harcadığını varsayalım. Gitti bir şey aldı. Harcadığı anda öteki kişi 910 lirayı alır. Kendi banka hesabına koyar. Banka bunu bu sefer bir başkasına kredi olarak verir. Para yaratma mekanizması. Şimdi 1000 lira, bakın şimdi benim hesabım 1000 lira. O kişinin hesabı 910 lira. Sonra o kişi harcadı veya bir başkasına kredi olarak gitti. Kredi olarak giden gene harcadı 850 lira. 850 lira da oradan sisteme çıktı. Böyle devam ederek, yani normal 1000 liralık bir hesap sistemde yaklaşık 7-8 bin liralık şey yaratabilir.
Hatta daha fazla da yatırım. Eğer şey çok hızlı dönüyorsa, ekonomi çok hızlı dönüyorsa ve büyüyorsa. Orada da öyle. Bir de dünyada düşünsenize FED şimdi inanılmaz bir bilanço büyüklüğüne ulaştı. Bir de bunun kaldıraçlı, yani dünyada aslında kaldıraçlarıyla ve sizin dediğiniz çarpan etkileriyle hesapladığınız inanılmaz büyüklükte bir para hacmine biz aslında var olmayan, büyük bir kısmı var olmayan bir para hacmine ulaştık. Aslında çok riskli bir noktadayız. Yani bütün enstrümanların, enerji sektörünün kaldıraçlı piyasalarda bence olmayan parayla trade edilmesi tüm ekonomiler için risk. Ama bunu şeyi olmadan da insanlar geri adım atmıyorlar bu sistemden. Yani illa bir faturasını görmeden geri adım da atmıyorlar. Ama hani şöyle bir olumlu tarafı vardı, sadece şeyi söyleyeyim. Mesela Obama'yı durduran petrol fiyatlarının sıçramasıydı. Hani böyle pozitif etkileri de oldu. Hani bir olası müdahaleyi aslında o FX'e trade etmeleri petrol tarafında, hani 120'lere çıkarmaları aslında bir savaşta durdu. Hani çok da haklarını yemeyeyim ama gene de olmayan paranın bu kadar speküle edilip her yerde olması. Ya ben düşünüyorum. Komediye bakar mısın yani? Düşünsene. Bunlar Suriye'ye operasyon kararı alsalardı. Tamam mı? Hani zorunlu harcamalar dışında her şey duruyor ya. Düşünsene. Evet. Düşünsene. Nasıl olacaktı? Ha, nasıl olacaktı? Bence asıl zaman kazanmak istemelerinin sebebi bu. Şunu atlatmaktı. Yoksa düşünsene oradaki askerler vesaire. Abi hükümet kapalı, savaşamıyoruz, kusura bakmayın falan mı diyeceklerdi. Bu arada Mustafa Doğdu diyor ki önümüzdeki dönemde ekonomi anlamında olabilecekler nelerdir? Kriz olma olasılığı nedir diyor. Piyasanın nabzini taksilerden öğrenebilirsiniz hocam diyor. %100 haklısınız. Çünkü ben taksicilerle çok konuşuyorum. Sen de konuşuyorsun herhalde. Evet, ama ben pazarcıları daha çok pazarcılar da bu konuda iyi. Süper. Taksicilerden konuk almanız dileğiyle diyor. Bir de konuk da alalım. Taksi plakasına yatırım yapacak kişiler için de güzel fırsat olur. İlgi çekici bir konu olur. Taksi plakaları ama ben takip ediyor musunuz hocam? Evet ya. Ya bir dönem çok iyi gitti. Ya 2001 hatta bunların krizinde var ya, evet, inanılmaz gitti. Yani taksi, hatlı minibüsler. 90 bin liraya falan düşmüştü taksi plakası. Evet. Şu an herhalde 1,5 trilyon evet, falan. Yani bir taksi öyle. Plakası ve taksi plakası olan da aylık 4-5 bin lira civarında bir ve hemen nakde geçirebiliyorsunuz. Evet, likiditesi çok yüksek. Likiditesi çok yüksek. Yani onlara söylesek de bizim sermaye piyasalarını da düzenleseler ve buradaki likiditeyi de ayarlasalar. Neyse, kriz olur mu diye sormuş ama hani böyle bir şey söylememiz ya şey, zor. Aslında söyleyebiliriz hocam. Yani şöyle söyleyebiliriz geniş çaplı. Ya işte Türkiye açısından soruyor büyük bir ihtimalle. Ben orada şeyi söyleyeyim. Yani Türkiye sermaye hareketlerine çok duyarlı bir ülke. Eğer sermaye Türkiye'ye giriyorsa bizim tüm göstergelerimiz olumludur. Faiz düşer, işte döviz tarafında gevşeme görürüz, büyüme rakamları iyi olur vesaire. Evet. Sermaye kesilirse Türkiye ekonomisinde o zaman bayağı bir sancılı dönem başlar ki biz ufak bir artış şokunu yaşadık geçtiğimiz 1-2 ay önce. İşte FED olasılık ortaya çıktığı anda ya bu, tüm sermaye piyasalarının FED'e çok bağlı gideceğiz. Evet. Onu kesinlikle söyleyelim. Levent Göktem diyor ki Türkiye'ye her yıl 4.8 milyar dolar girerse babacan hedeflerini çok rahat aşmaz mıyız? Her ne hikmetse dövizin artık faizin nispeten düşük kaldığı bir ortamda memleketimize para yağıyor ve paranın kaynağını Mehmet Şimşek bile açıklayamıyor diyor. Aslında o öyle değil Levent Bey. Net hata noksan kalemi aslında hani bilinmedik nereden geldiği olan bir para olarak tanımlanmış olsa da şunu söyleyeyim. O bizim hesaplarımıza borç olarak geçiyor. Yani o cari açık olarak geçiyor. Yani böyle havadan birisi bize hibe göndermiyor. Hani o ödemeler dengesine bakarsanız, ödemeler dengesi mantığında giderseniz normalde giren para ne olursa olsun bir borç olarak girer. Dolayısıyla borcunuzu arttırır ve cari açık finanse edildiği sürece sorun değildir. Bence de finanse edildiği. Yani bankadan kredi alabildiğiniz sürece harcamaya devam edin demek gibi bir şey. Kredi alabildiğiniz sürece sorun yok. Dolayısıyla onu o şekilde şey yapmak lazım. Zeki Uyurum diyor ki bankaların sıfır faizli deyip de dosya masrafını iki kat alıp milleti resmen kandırdığını dile getirin lütfen diyor. Dosya masrafını da pazarlık edebilirler. Dosya masrafını evet ben eski bankacıyım. Reklamda görüyor sıfır faiz öyle değil mi? Sıfır faiz dosya diye masrafını yazıyor. Sonra bir bakıyorsun dosya masrafını koyunca aylık %1.25'e geliyor, 1.30'a geliyor. Evet, buna da kalmamanız lazım. Pazarlık bir de euro nereye kadar nereye gider demiş Zeki Bey. Bir fikrim var mı? Taksi plakasından ya şey diyeyim hocam, ben hani genel sermaye piyasaları için görüşümü söyleyeyim. Ya bir kere
dolar tarafında 1.99'un altında döviz açık pozisyonu olan şirketlerin talepleri geliyor. 1.99'un altında her şeye rağmen doların çok kalamadığını görüyoruz. İnsanlar buna bir dikkat etsinler. Eğer 99'un altında dolar kalıcı olursa 93'leri hedefleyebilir. Euro tarafında da parite 1.35'in üzerinde. 1.35'in üzerinde kalırsa 37'lere hareket etme isteğinde olacaktır teknik olarak. Ama her zaman parite 1.35'in üzerinde Avrupa bundan rahatsızlık duyuyor. Ama şeyi söyleyelim. Amerika borç tavanı işini çözerse parite hızla düşebilir evet. Yalnız. Aynen öyle. Borsa çok düşük açık. Bir grafiği verelim mi? Sen de bak. Hocam ekranı. Borsa İstanbul'da çok pozisyonunuz var. Ona bir bakalım diye. Bakalım hadi bakalım. Evet grafiği alalım Ronacığım. Endeks grafiği. Şu an boşluk bırakarak 75 binden aşağı düştü. Açıldı 74.400'leri gördü. Ve sen bir boşluktan bahsediyorsun. Evet evet. Birkaç gün önce bir boşluk bırakmıştı. Şurayı, şurası. Yok yok hocam çok geri gittiniz. En yakın tarihe gelin. En yakın tarihe. Yaklaştın. Bir önceki. Bu 5 dakika ya. Ha özür dilerim. Bu 5 dakikalık. 60 dakikalıkta falan. Yani sen günlük grafikte mi şurada diyorsun? Bir gef var görüyor musunuz hocam? Evet. Yeşil iki tane şeyin arasında. Şu... Orayı kapattı şu anda evet. Ha, burayı kapattı evet. Anladım tamam. Ya orada bir sıkıntımız vardı mesela geçen yükselişte orayı kapatmamıştı. Bu sefer yukarı gidiyor. Ya bu geplerde bu son dönemde hakikaten başımıza bela aldı hocam. DAX'a bakıyorum onda da gep oluyor. Direkt gepe gidiyor. Gepi kapatıyor gepten tepki evet, veriyor. Şu boşluk. Boşluğu kapatmış dediğin kapatmış. Gibi. Bakalım bugün ne olacak ama şu teknik gösterge aşağıda. Biz şeyi alabilirsek oradan KJ'yi. Evet KJ'yi aldığımızda daha net göreceğiz. Ben de biraz yukarı çekeceğim şeyi. Ha şurada bu teknik göstergelerin birleşmiş hali. Talep konsantrasyon. Talep şu an 60 dakikalık grafiklerde sıfıra gelmiş durumda. Şu an bir miktar zayıf bir talep var. Ama bunun dibe gelmesi de genellikle belli bir dipte sarkması durumunda. Burada dip oluşumu olup daha sonra arkasından tekrar yükseliş olduğunu görebiliyoruz. Evet süremizin sonuna gelmişiz ve ben son rakamları da söyleyeyim. Altın 1321 dolarda. Altında bence olanlar beklemeye devam edebilirler. Euro dolar paritesi 1.35'te, dolar TL 1.98.92, Euro TL'de 2.69'da bulunuyor. Figen. Evet bugün de programın sonuna geldik. Katıldığın için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Hocam Nuri Sevgi'nin selamı var. Aleykümselam. Sonra... Bütün izleyicilerimize de evet, aktaralım burada. Mail atmıştı dün unutmayayım diye sağ söyleyeyim. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili seyirciler sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Paranın Rotası'nda bizlerle birlikte olduğunuz için. Yarın sabah da Cüneyt Baksoy burada olacak. Cuma günü de özellikle Cuma günkü programı çok ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Sermaye Piyasası Arayüzü Kurumlar Birliği Başkanı Atilla Köksal burada olacak. Ve onunla da şu eğitim işini bir konuşacağız. Evet tekrar görüşmek dileğiyle yarın sabah. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Yol gösteren Kobi Bankacılığı, Bank Asya'da.